Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yeni nesil mini depolama ara birimlerini konuşacağız. Şimdi Levent abi, depolamada mini ara birimler dedik. Evet. Çünkü şimdiye kadar kullandığımız... Hep bunlarla karşılaşıyorduk. Daha önceki ideye falan girmemize gerek yok. Tabii. Ama seri alata, SATA ara birimi yıllardır şu artık tanıdığımız bir tarafı elektrik bağlantısı sağlayan, bir tarafı veri ileten ara birim. Ama günümüzde depolama araçları SSD'lerle birlikte küçüldü. Küçüldü. Bu ara birim büyük kaldı. Özellikle ultrabooklarda falan. Anlamsız derece büyük kaldı. Cihazlar da inceldi. Öyle. Dolayısıyla farklı arayışlar ortaya çıktı. Ve bu arayışlar artık hani çarşıda, pazarda da karşımıza çıkıyor. Sadece laptopun içinde hazır gelmiyor. Tamam. O yüzden biraz onlar üzerine bilgi verelim dedik. Çünkü karışacak feci şekilde işler. Kafalar karışacak. Hı hı. Şimdi normal SATA ilk önce mini SATA'ya dönüştü. Tamam. Şurada bir örneği var. Orada da Intel'in NUC sisteminde şurada yuvasını görüyorsun. Evet. Kendisi de bu. Bunun normal bildiğimiz SATA'dan bir farkı yok. Hı hı. Bu da yine 6 gigabit ya da 3 gigabit modeline göre. Sadece mini. Evet. Gördüğün gibi. Yani ben bunu kullandığım zaman bir ek performans getirisi falan elde etmiyorum. Hayır, sadece mini. Bunu tabii ki hani desktop bilgisayara kablonun ucuna falan takmanın yolu yok. Gördüğün gibi daha pinleri ince, özel bir yapısı var. Bunun taşınabilir bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda ya da böyle işte Intel NUC gibi ince bunun benzeri mini sistemlerde özel bir yuvası oluyor. Görüyorsun şurada. Evet. Oraya takıyorsun. Bir de vidası oluyor. Şurada iki tane vida deliğini görüyorsun. Evet. Bir ya da iki durumuna, tasarımına göre şunu takayım. Vidasıyla tutturuyorsun. Tam olarak şu anda yaptığın SATA kablosunun ucuna SSD takmak. Evet. Bilgisayarı açtığında bu aynı bilgisi şimdiye kadar bir sürü taktığın SSD'ler gibi bilgisayarda gözükecek. Bu sayede de alandan büyük bir tasarruf sağlandı. Yani şunu takmak yerine. Tabii ki, tabii ki. Ek bir power kablosu, data kablosu falan bağlamıyorsun. Hepsi yuvasında zaten geliyor. Şimdi burada kafa karıştıracak olan şey ne? Hı hı. Şu ara birim, şu fiziksel olarak gördüğün pinlerin sıralaması, evet, işte aradaki şu çentik, anahtar. Murat, bu PCI Express'in minisi var. Hı hı. Onunla aynı. Hatta bak bu yuva ikilidir. Dikkat edersen burada da Wi-Fi kartı takılı. Evet. O tabii... Wi-Fi kartı PCI Express'e takılı. SATA tabii kontrolcüye bağlı değil. Ama bu yuva SATA kontrolcüye bağlı. Dolayısıyla şimdi şu SSD'yi alttaki yuvaya taksak uyar. Hı hı. Ama çalışmaz. Tam aynı şekilde bu PCI Express Wi-Fi kartını, mini PCI Express Wi-Fi kartını şuradan çıkartıp şu üstteki M-SATA'ya yuvasına taksak yine fiziksel olarak oturur ama bilgisayar görmez. Çünkü o SATA kontrolcüye doğru bağlı. Doğru. Ha, kafa karıştıracak tarafı ne? Dediğim gibi aynı, hı-hı, olması. Ve tabii ki şöyle bazı hani burada kutusundan zaten NUC böyle çıkıyor. Diyor ki burada diyor burası PCI Express, buraya diyor Wi-Fi'yi takacaksın, hı-hı, buraya depolamayı takacaksın. Ama ha sen bir yanında dokümantasyonu olmayan bir dizüstü bilgisayar eline geçirdin, üzerinde de bu yuvayı gördün. Ne olduğunu artık ya dokümantasyonu bulacaksın ya da deneyip bulacaksın. Hani orayı PCI Express zannedip Wi-Fi takmaya çalışırsın. Ama M-SATA'dır. Doğru. Çalışmaz. Ha, ama ne oldu? Çalışmaz. Yani. Murat, bu M-SATA ya da Mini-SATA piyasaya bu Intel'in NUC'u gibi cihazlarla birlikte girdi. Şu anda bakayım. Burada bir örneği de var. Hı-hı. Halen satılmakta. Gördüğün gibi M-SATA SSD diyor. Evet. Piyasada bulabiliyorsun. Fakat M-SATA dedik ya, normal SATA'dan bir performans avantajı getirmiyor. Yine onun gibi 3 gigabit, 6 gigabit gibi hızlara bağlı. O yüzden SSD'ler de artık bu hızlarla tatmin olmadıkları için yeni bir şey gerekti. M.2 şeklinde yazılıyor. M.2 veri yolu ortaya çıktı. O da en yeni bu Z97, X99 anakartların üzerinde yuvasını görebiliyorsun. Ya da burada mesela bir
PCI Express'e bağlamak için adaptör bu HyperX'in, ama buradaki şu yuva M2 yuvası. Bu M SATA'nın, Mini SATA'nın üstüne gelen bir bağlantı şekli. Zaten bakarsan, hani fiziksel olarak da bakarsan, çok daha ince pinler, evet, çok gördüğün ince. Gibi. Bariz daha yüksek teknoloji. Daha yoğunlaştırılmış. Şimdi Murat, burada burada daha da kötü kafa karışacak. Şimdi anakartlarımızın üzerindeki yuvalar genelde, ya da işte bu yuva PCI Express 4X tipinde depolama cihazları bağlamak için tasarlanmış, ama M2 sadece depolama için bir veri yolu değil. Bu genel olarak bir bağlantı, bir ara birim. Dolayısıyla ileride buraya aynı bu parmak tipinde bir, ne bileyim işte, şifreleme cihazı da çıkabilir. Olabilir. Takarsın. Herhangi bir ses kartı da çıkabilir. Çünkü bu bir PCI Express veri yolu. Evet. Şu an için depolama cihazlarıyla, SSD'lerle uğraşıyoruz. Ama M2 demek M-SATA'da olduğu gibi depolama cihazı bağlantısı, depolama bağlantısı değil. Şimdi M2'nin daha da kafa karıştıracak yönleri var. M2 şu bağlantı, görüyorsun. Fakat bu bağlantı burada PCI Express 4X tipinde. Bunun aynı şekilde 2X, PCI Express 2X olanı olabilir. SATA olanı olabilir. Ya hatta USB olanı olabilir. Ve birbirleriyle bunlar uyumlu değiller. Şimdi bu PCI Express 4X tipinde M2 yuvası. Bu PCI Express 4X tipinde M2 bir SSD. Bunu takıyorsun. Bu yuva 22 milim genişliğinde. Şimdi bu SSD'nin tipi 2280. Çünkü bu 22 milimlik yuva uzunluğu da 80 milim. 8 santim. 80. Şuraya denk geliyor. Şimdi anlayacağın gibi şurada 2260 için vida deliği var. 2240 ve 11 santim. 11. Ekstra uzun cihazlar için. Murat, bu böyle takılıyor. Çalışıyor. Çünkü yuva M2 PCI Express 4X tipinde, SSD PCI Express 4X tipinde. Ama bak, şöyle bir şey var. Şimdi elimdeki de M2 tipinde bir SSD. Ama bu SATA. Bu bağlantı, tamam, pinler falan yine yuvaya uyuyor. Farklı anahtarlar, bak, farkındaysan. Doğru. Ama bu kutusuna bakarsan şurada olması lazım. Evet. M2 SSD diyor ama SATA. M2 SSD SATA diyor. Diyor. Çok net bir şekilde. Bunun çalışması için karşısında bir SATA kontrolcüyle konuşması, doğru, lazım. Buraya taktığımda bunu bilgisayar görmez. Evet. Yanmaz, bir şey olmaz, ama bilgisayar görmez, çalışmaz. Bunun takabileceğim yuvanın, bir kere şuradaki iki tırnak sana bir şeyler anlatıyor. Burada, tabii, tek tırnak var. Ha, buraya taksan uyar. Uyuyor. Ama çalışmaz. Bunun yuvasının aynı AGP 4X, 8X, 2X günlerine döndük. Bunun yuvasının kendisine özel, yine bu tipte ama elektrik bağlantısının SATA'ya göre yapılmış olması lazım ki bu SSD aynı, bunu takınca aynı M-SATA gibi çalışacak. Performansı da SATA olacak. Tabii. Bu SATA'ya bağlı. Tabii. Böyle, tamam, küçük, yüksek teknoloji ürünü falan olmasına bakma, SATA SSD olarak çalışacak. Yani SATA'da limitlerine takılacak yine. Evet, evet. Murat, şimdi dediğim gibi özellikle M2 kısmında bunun, dedim ya, USB'si bile var. Hani aynı yuva ama bağlantısı USB kontrolcüye yapılmış. USB, evet, takmış oluyorsun. Buraya cihaz takıyorsun, USB'ye takmış oluyorsun. Neyse ki şu anda hani piyasada anakartlarda genelde, tabii, iyi anakartlarda PCI Express 4X tipi olanlar geliyor. SSD tarafında da böyle PCI Express 4X olan tek çentikli olanları bulup oraya takıp kullanabiliyorsun. Güzel. Ha, ama öyle bir güzel bir X99 aldım. Kutusunda yazıyor zaten PCI Express 4X depolama falan SSD diye. Bu, sen kutusunda SATA yazmasına dikkat etmeyip M2 kısmına baktın. Bunu satın aldın, taktın, çalışmayacak. Evet. Ve şunu dürüstçe söylemem lazım. Bunu çalıştıracak anakart bulman biraz zor. Değil mi? Yok. Yani M2 slotu SATA'ya bağlı bir anakart bulman zor. Hele bu söylediğim şeyi satıcıya falan sorup da cevap bekliyorsan vay haline. Hani bu M2 slotu SATA mıdır, PCI Express midir deyip de
cevap bekliyorsan vay haline. M satayı, mini satayı çok kafaya takmana gerek yok. Çünkü çok az cihaz da var. Evet. Yani bu işte Intel'in, Nux, hatta bunun biz bu Ivy Bridge, 3. nesil işlemcili bir sistem. Bunun Haswell'leri, Broadwell'leri çıktı. Biz görmedik. Belki Broadwell'lerin de M2'ye geçirmiştir. Muhtemelen geçirmiştir. Herhalde. O yüzden M satayla çok karşılaşmayacaksın. Çok az cihaz da var. Hı hı. Laptoplarda falan, biraz da hatta eski laptoplarda falan karşılaşırsın. Orada çok fazla sorunun yok. Bir tek PC Express'te karıştırma, yanlış slota takma. O kadar. Doğru. Ama M2'de kafalar karışacak, Murat. Tabii ki şöyle bir, biz bunun incelemesini de yayınlamıştık. PC Express 4X bir SSD'yi uygun porta takıp da çalıştırdığında elde ettiğin performans SATA'nın çok üzerinde. 3 katına yakın. Tabii iyi bir SSD olması şart. 3 katına yakın. Kapasite olarak PC Express 2. nesil 4X 2 GB saniyede aktarır. Yani bugün SATA'da baba SSD'lerde 550'yi gördük mü seviniyoruz. Çok daha hani onu daha doldurmaya yol var. Hem de 2. nesil diyorum, bir de onun 3. nesli var. Doğru. Biliyorsun. Murat böyle, umarım peki, daha da kafayı karıştırmamışızdır. Bu konularda ben daha önce Türkçe bilgi verildiğini görmedim. Biz elimizde cihazlar da varken bildiklerimizi aktaralım diyorum. İyi yaptık. Böyle bir teknoloji videosu yaptık. Satın alırken, özellikle M2 satın alırken iyi araştırıp bütün hani parametrelerin karşılıklı oturduğuna emin olmak lazım. Evet, özellikle hani böyle küçük cihazlar almak isteyenler önce ellerindeki cihazların neyle uyumlu olduğunu bulsunlar. Bulacaklar. Bir yandan da şunu söyleyelim, anakartında M2 yok ama kullanmak istiyorum. Ben de bu işi saniyede 1 GB transfer eden SSD'leri kullanmak istiyorum diyorsan. Bu her ne kadar Kingston'ın Predator, HyperX Predator ürününün adaptörü ama bu normalde piyasada bulunacak ileride. HyperX marka olmayabilir. Lütfen. Ama şu anda bazı anakart üreticileri bu tür adaptörleri hediye ediyor anakartla. İleride piyasaya girecek bunlar. Tabii. Ha, senin anakartında M2 yuvası olmasa bile bunu alırsın. PCI Express 4X'e takarsın. O 4X ve yuvan olur. Birebir aynı performansı aynı alırsın. Aynı performansı alırsın. Zaten bakarsan burada bir kontrolcü falan. Hiç yok. Bir şey performansı adaptör etkileyecek bir şey yok. Bir tane bobin var, o kadar. Aynı performansı alırsın. O da hiç o yuvası olmayanlar için çözüm. Peki Levent abi, bu konuya da açıklık getirmiş olduk. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.